Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı kolay, görüntüsü de çok güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako, Lux Minnoş bebe yünü. Şimdi modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi attım. 1-2 sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Yanındaki ilmeğimi de düz örüyorum. İpimi şişimden çıkarmıyorum. Biraz uzatıyorum. Şöyle bir kez doluyorum ve ilmeğimi bir kez daha uzatıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeğe de aynı şekilde yine bir ilmek örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir ilmek daha örüyorum. Aynı işlemi uygulamış oldum. Ve bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir tane düz ördüm. Buraya kadar bir modeli tamamladık. Arada 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4. Şimdi tekrar bir tane düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar bir ilmekten doluyorum. 3 ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek tersimi ördüm. Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmeğe geldik. Bu üçünü de böyle örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine diğer ikinci kez yaptığımız bir işlem olan bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmekleri de örmeden aldım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ördüm arkadaşlar. Yine bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bunları örmeden sağ şişime alıyorum. Ve bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı tamamlıyorum arka yüzden. Şimdi ön yüzde 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pardon, buradaki düz ilmeğimizi örmüyoruz. Şunlarla bunun yerini değiştireceğiz. Şu bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şu 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Şuradaki tek olan düz ilmeğimi sol şişime alıyorum. Ve bunların üçünü birlikte örüyorum. Ve tek düz ilmeğimi de örüyorum. Şimdi bu 3 ilmeği de şuradaki tek düz ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Şimdi bu düz ilmeğimi, tek düz ilmeğimi ördüm. Şu 3 ilmeği birlikte şöyle sola doğru keserek örüyorum. Arada 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Yine bakın bir tane düzü bırakıyorum. Şu 3 örmeden aldım, pardon, bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şu 3 ilmeği sağ şişimi alıp şu tek düz ilmekle yerlerini değiştiriyorum ve bu üçünü sağa doğru böyle birlikte örerek kesiyorum ve tek düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu üçlü ilmekle de şunun yerini değiştiriyorum. Bu şekilde bu üçlü ilmeği sol şişime takıyorum. Tek düzü de sağ şişime alıp örüyorum ve bu üç ilmeği şöyle hepsini birlikte düz örüp kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Dördüncü sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Ve bu sıranın bitiminde modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz.
Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelimizi bir kez daha kuracağız. Şu araya şu kısmı şu araya kaydırarak kuracağız. Tekrar başlıyorum. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düzümü ördüm. Şimdi şu orta kısma modeli, şu modeli tekrar kuracağımız için bir tane daha düz örüyorum. Genel ilmeğinden sonra 2, 4, 5 tane düz örmüş oluyorum. Buraya bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir ördüm, doladım, bir daha ördüm. Tekrar bir ördüm, bir doladım, bir daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık 2 kez. Tekrar kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 3, 4, 5 ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde ikinci sırada 1, kenar ilmeğinden sonra 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi yine ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane tersimi ördüm. Bir ilmek kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4 tane düz örüyorum. 5. düzümü şu bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmekle yerini değiştirerek öreceğim. Şöyle ve bu 3 ilmeği sağa doğru şöyle üçünü birlikte düz örüp kesiyorum. Şu bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu 3 ilmeğimi de soldaki tek düz ilmeğimle şöyle yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi örüyorum. Şu üçlü ilmeği sola doğru şöyle üçünü birlikte kesiyorum. Kalan ilmeklerimi yani 4 ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve son sıra bu bizim son sıramız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sırada. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece iki kez kurmuş olduk arkadaşlar modeli. Model hep bu şekilde kayarak böyle aralara kayarak ilerleyen bir model. Da ben büyük bir parçada da örmüştüm. Bakın onu da göstereyim size. Burada daha iyi anlaşılacak. Bakın hep böyle kaydırmaca şeklinde model hep aralara kaydırılarak yapılan ilerleyen bir model. 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yapımı çok kolay modelimizin. Görüntüsü de çok güzel bir model. Şöyle de göstereyim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinizde, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde hiç fark etmez. Battaniyelerde her yerde kullanabileceğiniz gayet yapımı kolay ve görüntüsü çok güzel bir model. Bu da birlikte ördüğümüz bakın. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.